Elihan, ne oldu? Ne oldu? Emir bebeğim yok. Bebeğim yok, bak. Ne oldu dedi? İstemiyorum. Emir bebeğim, bırak beni. Emir. Emir. Tamam. Emir bebeğim. Tamam. Reyhan, dur ağlama. Tamam, kabus mu gördün? Ne demek bebeğim yok? Hayır. Hayır, bebeğim yok. Bebeğim yok, bak. Tamam. Bak, istemiyorum. Tamam. İstemiyorum. Sakin. Emir, bırak beni. Emir bebeğim. Tamam. Emir. Tamam, sakin ol. Tamam. Tamam, ağlama artık. Tamam. Bak, ben buradayım, yanındayım. Tamam, sakin ol. Bebeğim istemiyorum. Beyan, tamam. Korkma, bebeğimiz de gayet iyi. Yok bak. İstemiyorum bak. Bak, yok. Tamam, ağlama artık. Tamam. Tamam, bak, hadi gidiyoruz hastaneye. Tamam mı? Bebeğimiz gayet iyi. Ona hiçbir şey olmayacak. Hadi. Tamam, korkma, bak, geçecek. Hadi hemen hastaneye gidiyoruz. Gel. Bebeğimiz gayet iyi durumda. Korkma. Gel. Bebeğimiz gayet iyi. Ona hiçbir şey olmayacak. Üstüne gitme. Çok soru sorma. Onu mutlu edecek şeyler yap. Bebeği çok önemsediğini belli et ona. Baba olmanın senin için ne kadar önemli olduğunu. Bu bebeğin hayattaki en büyük mutluluğun olacağını bilsin. Biraz olsun mutlu eder. Zafer Bey geldi. Habersiz geldim ama ihaleyle ilgili sormam gerekenler var. Bir de yeğenime ufak bir hediye aldım. Zahmet etmişsin. Teşekkür ederiz. Zahmet mi? Alınırım ama. Amcayım ben, amca. Amca. Ne aldın bakalım? Ihlamur yaptım kızım. Hiç sıcak sıcak. Teşekkür ederim ablacığım. Çok kötü görünüyorum, değil mi? Emir'in yanındayken onu belli etmemek için o kadar sıkıyorum ki kendimi. O yokken sanki bütün dünya benim omuzlarıma biniyormuş gibi hissediyorum. Güzel kızım. Yapma böyle. Harap etme kendini. Elimde değil. Daha anne karnında taşıdığı yüke bakar mısın abla? Rabbimize sığınacağız kızım. Dert de ondan, derman da. Hakkımıza hayırlısını versin diye dua edeceğiz.
Ama doktorların söylediklerini unutma, olur mu? Ne demek istiyorsun abla? Onlar işin ehli. Sakın ha. Gösterdikleri yolu elinin tersiyle itme diyorum kızım. Böyle kolay mı sanıyorsun abla? Dün gece bir an bebeğime bir şey olduğunu sandım diye neler yaşadığımı biliyor musun? Böyle nefesim kesildi. Ben o an öldüm. Anlıyor musun beni? Güzel kızım. Ben seni üzmek istemedim. Ama sana bir şey olursa biz ne yaparız? Emir'i düşün. Biliyorum. Biliyorum ama ben bebeğimden vazgeçemem. Bari bu yükü tek başına sırtlanma. Emir'le paylaş. Emir öğrenirse kararı bana bırakır mı abla? Hangisiyle oynamayı daha çok seviyorsun Masalcığım? Ben mesela zeka oyunlarını daha çok seviyorum. Pişt. Sen hangisini seviyorsun? Oynamak ister misin peki? Yalnız Masal bu oyunda çok iyidir, uyarayım size. Öyle mi? Yalnız ben de hiç fena sayılmam. Pişt, yarışa var mısın? Hiç tavsiye etmem. Masal herkesi yener. Göreceğiz bakalım. Hangisini daha çok sevdin? Bence bu çok güzel. Kıyafetleri giy, buralarda dilen dedim, uyanık kaldı, elbiseleri gitti demek. Thank you.
gitmemiş, günahını aldım kadının. Kıyafetleri de giymiş, aferin sana. Ben sana bunları yıka demedim mi? Burnumun direği kırıldı. Sen nasıl nefes alıyorsun burada? Deterjan alacak param var abla bende. Kokuyor mokuyor ama sıcacık tutuyor. Sana dediklerimi yaparsan deterjan parasından fazlasını alırsın. Çal kapılarını, ağla, yalvar, yakar. Seni geri çevirmeyecekler. Bak gör. Kale gibi kapısı var abla oranın. Beni içeri alırlar mı? Kimselere benden bahsetmezsen ben seni içeri sokarım. Kıyafetleri sorarlarsa çöpte buldum dersin, tamam mı? Ay, bayılacağım kokudan. Az öteden gel. İşin ucunda Cavidan Hanım'ın suratının halini görmek olmasaydı asla dayanılacak gibi değil. Evet. Bu müziği nereden açılıyordu acaba? Allah Allah. Bir yerde bir düğmesi falan vardır ama göremedim. Heh, burada. Evet. Ama senin daha gelmemen gerekiyordu. Bak bütün sürprizim bozuldu. Şuna baksana ya. Zafer almış. Bunun altında uyuyacak ufaklık. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim. Bu müzikle uyur artık bebeğimiz. Hatta belki ona sen dinini söylersin. Ben de böyle ikiniz izlerken mest olur. Benim güzel karım dünyanın en mutlu annesi olacak. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sen ağlıyor musun? Affedersin, kendimi tutamadım. Tutma zaten. İçinden ne geliyorsa, ne hissediyorsan onu yaşa. Gül, kız, bağır, çağır. Ama yeter ki sen iyi ol. Kabuslarla uyanmanı istemiyorum. Artık mutlu ol istiyorum, anlaştık mı? Hadi gel, gel oturalım şöyle, gel. Bak sonuçta ikimiz de acemisiyiz. Korkuyoruz. Evet. Ama bebeğimizi kucağımıza alınca hepsini unutacağız. Güven bana. Mutlu günler çok yakın. Thank you.
neredesin sen? Şey, Sefer'e bakmaya bahçeye çıkmıştım da Cavidan Hanım. Bir isteğiniz mi vardı? Evet, bir isteğim vardı. Ama baktım yine ortalarda yoksun. Her fırsatta ortadan kaybolmaya bayılıyorsun. Bana bak Nigar, ben sana söylemekten bıktım. Üstelik aynı şeyleri tekrar tekrar söylemekten daha da bıktım. Öyle karşımda dikilme de bana şöyle bol köpüklü bir kahve yap. Hemen. Ama bol köpüklü kahve istemekten bıkmadın. Şeytan diyor, tükür kahvesine, içsin afiyetle öpürdeterek. Ama dur sen. Dur. Ben söylemiştim bu oyunda masal kazanır diye. Öyleymiş gerçekten. Çok iyi. Abi, bu kadar kısa zamanda çok yol kat ettik bence. Pelin Hanım masala çok iyi geldi. Yalnız abimden bu kadar kısa zaman içerisinde, hele ki kızı söz konusuysa onay almak hiç mümkün değildir. Pelin abim bile etkiledi. O zaman bugünün şerefine akşama yemeği bizimlesin. Yo, yani çok teşekkür ederim ama başka zaman desek? Yani başka bir randevun yoksa? Yo, öyle değil de şimdi böyle... O zaman hiç itiraz istemiyoruz. Bu akşam yemeğe birlikteyiz. Değil mi abicim? Tabii, memnuniyetle. Şehri ablacığım duydun değil mi? Akşama misafirimiz var. Yemeğe kalması eksikti, o da tamam oldu. Ne oluyor Şehriye ya? Küzgün demirci mi duruyorsun ya? Töğe niye kadarsın Allah muhafaza? Herkeste bir haller vardır. Bir tanesi inadından burnunun ucunu görmeyi, ötekisi gurur abidesi, o ya desin abisini başka zepederdi. Narenin olması da kiminle olursa olsun. Yavaş yavaş, taramalı tüfekçi be anlatıyorsun, hiçbir şey anlamadım. Ha öyle tane tane de bakayım. Pelin Hanım, akşam yemeğe kalacak. O yanın işler bunlar. Pelin'le uşağımın arasını etmeye çalışıyor. Tamam. Demesem kaç yazacak. Ata alan Üsküdar'a geçerse hiç şaşırmam ha. Ha peki hırçalım. O kadar dedim meydanı boş bırakmadı. Ha gül gibi kocanı. Ortaya hiçbir şey yokken bırakıp gittin da. Ha şu içerideki manzarayı bir görse var ya. Kahrolur ha kahrol. Biz de o zaman meydanı boş bırakmayalım ha. Böyle gözüne gözüne sokalım anlı başına gelsin. Aman uzak dur. Sen de planlarında bir uzak durun da. Nigar! Nigar, kahve! Geldim Cavidan Hanım, buyurun. Başka bir yerle çalışacağım. Laf dinle. Niye? Niye?
Reyhan nerede? Hiç ortalarda görünmüyor. İyi değil mi? Bir şey yok. Yok yok. Uzanmak istediğini söyledi biraz. Hamilelik uyku yapar tabii. Bırak uyusun, elleme. Şimdi mide bulantıları da vardır onun. Sağlığıyla ilgili bir şikayet yok ama fazla duygusal. Sen sakinliğini koru. Üstüne gitme. Kendi haline bırak. Nigar, ne oldu? Neden çığlık attın? Kusura bakmayın Emir Bey. Üzerinde Cavidan Hanım'ın kıyafetlerini görünce şok oldum, tutamadım kendimi. Günlerdir açım. Ağzıma bir lokma ekmek koymadım. Yok canım. Ne işi var bir dilencinin üstünde benim kıyafetlerimin? Benzetmişsin sen. Ben bile tanıdım anne. Ne bileyim oğlum. Benim de aklım karıştı şimdi. Demek ki aynısından aldı bir yerden. Almış mı? Ay Emir, ne diyeyim yani oğlum? O zaman çaldı bir yerden. Tövbe, ben hırsız değilim. Bunları dün sizin buradaki çöpten buldum. Çöpte mi? Çöpe mi attın kıyafetlerini? Aa! Ay doğru doğru. Nasıl da unutmuşum ben. Geçen gün eski kıyafetlerimi atıyordum. Demek ki bu da onların içindeymiş. Yazık. Leş gibi de kokutmuş güzelim kıyafetleri. Ben ne kokutacağım? Bulduğumda böyleydiler. Param olsa yıkardım zaten. Allah rızası için bir sadaka versiniz. Aa, yeter ama neyse ne. Tamam annem, sakin ol. Sağ ol beyim. Allah razı olsun. Allah tuttuğun altına etsin. Amin, amin. Hadi canım, hadi. Allah Allah. Ne bakıyorsunuz öyle? Ne dikiliyorsunuz? Film bitti. Hadi bakalım, herkes işinin başına. Yalnız gerçekten çok merak ettim. Ay ama artık ben çok sıkıldım Emir. Bu saçma sapan imalı sözlerden, laflardan. Oğlum ben nerede kirleteceğim ha? Nerede? Yani iki kuruşluk dilencinin lafına inanıyorsun ya. Aşk olsun sana. Yine kokumam kuşu gibi dalıp gitmiş. Kim bilir ne yenilikler düşünüyor. Şşt! Açsana televizyonu. Ha? Başlamıştır senin deli saçması programları. Canım istemiyor. Bu haller hiç hayır alamet değil ama. Başladığım işi bitirmem lazım.
papağandan bir fotoğrafçıydı be. Maşallah, maşallah. Kimse anlamadı değil mi çekti onu? Yok yok Şehriyem, ruhları bile duymadığını. Baksana ne kadar güzel yakaladım bak. Bana bak, bu sefer de planı ters teperse ha kafanı patlatırma. O kadar uzun boylu değil Şehriye Hanım. Bak hem bunları konuşmuştuk. Çizgiyi kesmeyelim lütfen. Oy, çizgiymiş. Hasbinallah. Gönder şunları narına hadi. Gönderdim bile. Şimdi bunları görünce var ya, koşa koşa gelecek eve bak. Sen bir az açılsana şöyle. Az açıl. O koca burnunu soktun ağzımın içine. Ben mesajda yaz diyecektim Şehriyem. Bu resimleri böyle kuru kuruya gönderilmez. De bakalım ne yazalım? Masalı merak etme, keyfi ebeği yerinde. Sağ ol. Masal ne yapıyor acaba? Öğlen uykusuna yatmış mıdır? Maşallah. 40 yıllık tanış gibiler. Oy. Şehriye abla. Gerçekten fotoğraflarda keyfi yerinde görünüyor Masal'ın. Çabuk kaynaşmışlar. Vallahi ben de anlamadım Kıvırcığım. Nasıl bir kaynaşma hani? He, uçu birden Çakır'ın odasına çıktılar he. Ben sana attım ki o fotoğrafları. Gönlün rahat etsin. Aklın buraya kalmasın diye. Hani bir işin falan da varsa gelmek için kendini dara sokma diye he. Anladım. Tamam. Kesildi daha. Nerede oğlum Kıvırcığım? Kendin kaşındın. Ben sana dedim orta yer boş bırakma diye. Gül gibi kocanı bırakıp gittin. Nerede oğlum? Zahmetsiz rahmet olmazmış. Ne kadar güzel söyledi Şehriye. Her duruma uygun bir kelamın vardı. Ha böyle çıtapçı bir kadınsın ha. Ogu ogu püdüremezsin. Neden kimin geldiğini söylemiyorsun? Nereden biliyorsun bir kişi olduğunu? Sürpriz misafirler dedim. Merak ettim ama. Tamam hadi gel o zaman bekletmeyelim misafirlerimizi. Banu, kızlar hoş geldiniz. Ne güzel bir sürpriz bu. Zaten çok özlemiştik. Emir Hoca'da anne olacağını müjdeleyince koşarak geldik. Hamilelik daha da güzelleştirmiş seni. Erkek mi olacak acaba?
erkek bebek anneyi güzelleştirir derler ya. Aa evet, öyle derler gerçekten. Belli oldu mu cinsiyeti? Yok, ona biraz daha var. Hadi ayakta kaldınız. Otursanız da şöyle, benim de soracaklarım var. Anlaşılan sizin muhabbetiniz çok koyu olacak. En iyisi siz başlamadan ben izninizi isteyeyim. Tekrar hoş geldiniz. Görüşürüz. 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 Anlatın bakalım. Okul nasıl gidiyor? Finaller nasıl geçti? Nasıl olabilir? İnanılmaz zordu. Sabahlara kadar ders çalıştık. Kahve kuyusuna düştük yine. Sonuç peki? Bizimle gurur duyabilirsin. Misafirimiz mi var? Reyhan'ın üniversiteden arkadaşlarını çağırdım anne. Aferin oğlum. Çok iyi akıl etmişsin. İşte karına hep böyle sürprizler yap. Senin bebeğini taşıyor o. Bu süre abisini mutlu etmeye çalışayım ama olmaz. Işığımı biliyorum ben. O narinsiz mutlu olmaz. Boşa kürek çekiyor, haberi yok. Zehriye ablam. Ay, korkuttun be kızım. Nasıl oldu? Kolayladın mı? Kolayladım. 5 dakikaya biter hepsi. Sanatoya beri yaptım da. Güzel. Sen işini bitirdikten sonra çıkabilirsin. Çıkabilir miyim? Daha sofrayı hazır etmedim. Olsun, onu ben hallederim. Hem Hızır abi de seninle çıkabilir. İlkenden, ha bu saatte. Misafir takımları neredeydi? Salon alır, konsolun içine. Tamam, tamam. Siz işiniz bittikten sonra çıkarsınız. Niye çıkayım ki? Oy hanım, öyle emir buyurdu. Ha bu yemekte var ya, o Pelin Hanım'la uşağımı baş başa bırakacak. Taktı kafaya bir kere. Ha benim kıvırcama. Sen hala oturduğun yere. Ya dur, hemen kayyoni padırmadan ses etme. O ne demek dur da? Kızı Kemal Bey'e yaklaştırsın, yaklaştırsın ki Narin Hanım da kıskansın. Ha bir kızla uşağıma bir diker kıyı verelim. O vakit hepten kıskanır. Tövbe tövbe. Ya ben uşağım evden gidiyor diyorum. Sen bana ne diyorsun ha? O kılçık kafandaki tahtaları yerinden oynadı zar. Yok yavaş da, adamın bir yere falan gittiği yok. Bak şimdi. Sen hemen şimdi Narin Hanım'ın kulağına su kazıyorsun. Tamam mı? Kıskansın da eve gelsin. Ha bu yemekte kul şişilik olsun. Bakma öyle de. Bak, güven bana, pişman olmayacaksın. Bak, göreceksin. İyi madem. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Haydun hayırlısı. Yaz geleyim, yaz. Gerçekten 2 günde birine aşık olabilir mi? Hem de Kemal. Çay da. Gülümsedin mi sen? Yok, hayır. Hayır, gördüm gülümsedin. Yani ikram ettin ya, o yüzden yanlış anlamışsın. Güzel. Ne güzel.
Ben de bana dedin zannettim. Sana niye söyleyeyim? Kandesi midinden bahsediyorum. Ya sen konuştukça batan tiplerdensin. Tamam, şaka yaptım. Güzel olmadığımı biliyorum. Güzelsin. Gerçi benim ilk görüşte aşık olacak kadar güzel bir kız. Sonuçta özgür bir adam. Ne yaparsa yapsın. Bana ne? Hangi vasıfla söyleniyorum acaba? Kemal bu kadar çabuk birine ilgi duymaz. Kibolcuk, bu gece özel bir yemek var evde. Kemal'la Pelin'den başka kimse olmayacak. Ben de şimdi çıkıyorum. Gelmeye niyetim varsa haber vereyim dedim. Teşekkür yaşanan onca şeyden sonra bütün bunlar rüya gibi. Beğenmeni sevindim. O zaman an itibariyle görevim bu mesai yorgun doktorun rüyasını sürdürmek. Baş başa. Yok artık. Bana ne? İstediğini yapsın. Özgür Balkaba. Thank you.
Hep biz anlattık Reyhan. Asıl sen anlat. Nasıl gidiyor hamilelik? Ufaklık için küçük bir hediye. Neden zahmet ettiniz? Zahmet olur mu hiç? Aç bakalım beğenecek misin? Ultrason görüntülerinden başlarsın artık albüme koymaya. Ablam öyle yapmıştı. Bu çok zor bir karar, farkındayız. Fakat kararınızı vermek zorundasınız. Ya bebeğiniz ya da kendi hayatınız. Evet. Çok güzel olur. Bu ne diyeceksin şimdi? Bak bu torbanın içindekini sulandırıyorsun, hamur oluyor. Sonra o minik köfte elleriyle ayaklarını bastırıyorsun hamura. Bir gün kadar bekletiyorsun. Sonra da kuzunun el ayak izini çerçeveleyip ömrün sonuna kadar saklayabiliyorsun. Harika değil mi? Ne oldu? Beğenmedin mi? Yok. Olur mu öyle şey? Çok beğendim. Sen öyle güzel anlatınca birden daldım ben de. İlk adım ayakkabısıymış. Ne kadar küçük baksana. Bu ayaklarla nasıl adım atacak dedim kendi kendime. Mesela balık tutmayı öğretebilirim ona. Şöyle küçük güzel bir olta alırız. Hı? Çok tatlı. Ama benim hemen pratik yapmam lazım. Uzun zamandır balığa çıkmıyorum. Kızımız tam donanımlı bir baba görmeli karşısında. Kızımız mı? Evet. Nereden biliyorsun kız olacağını? Belki erkek olacak. Hem yakışıklı oğlumla anne oğul çok güzel vakit geçiririz biz. Birlikte ormana gideriz, oyunlar oynarız. Bir kere kız çocukları babaya düşkün oluyor. O yüzden benim gönlüm bıcır bıcır bir kızdan yana. Bak sen. Erkek çocukları da anneye düşkün oluyor. Erkek olacak, biliyorum. Kız. Erkek. Kızımız olacak. Böyle babasının burasından hiç ayrılmayacak. Emir. Tamam, tamam. İlki kız, ikincisi de erkek olur. Yok yok. İkincisi de kız. Sonraki erkek. Aferin Emir. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu.
Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel hepsi. Gidiyoruz ama. Hava için var ya. Sıkım sıkım sıkış ya. Çubukçuk'tan da ses seda çıkmadı hala. Eğer ben bir şey biliyorsam, o serinci öyle edecek, böyle edecek, illacı gelecek. Sen merak etme şeyi. Çevşe biraz haydi. Olmayan aklına uyduk ya. Hadi bakalım. Denize düşen yılana sarılırmış. Haydi. Gelirler şimdi. Güzel oldu, güzel. Yine gelin, arayı çok açmayın. Geliriz canım, her şey için çok teşekkürler. Görüşürüz. Rica ederim. Sırada yeni bir sürprizim olduğunu söylemiş miydim? Bugünün geri kalanı ikimize ait. Hadi hazırlan. Seninle çok güzel bir yerde bir yemek yiyeceğiz baş başa. Peki, tamam. Süper. Hadi o zaman hemen çıkalım, trafiğe takılmayalım. Geç olmasın. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Tamam. Nefes bile almadan seni bekliyorum. Sanki biraz daha iyi. Ama geçecek eminim. Bebeğimizi kucağımıza aldıktan sonra hepsi geçecek. Emir'in yüzüne bakarken ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum Yıldır. Yani küçükken kreşe vermeye gerek yok bence. 5-6 yaşına geldiğinde okul öncesi hazırlığa yazdırırız yani alışması için. Sen ne düşünüyorsun? Olur, mantıklı. İlkokul için de mesela Sunay'la benim gittiğim okul çok iyiydi. Ve hala açık. Ne dersin? Kendime inanmıyorum. Ben nasıl kaçırdım? Bir dahaki sefere asla o odada yalnız bırakmayacağım seni. Daha bebeğin cinsiyetini öğreneceğimiz kontrol var. Onu hayatta kaçırmam. Sonra küçücük ellerinin olduğu ultrason görüntülerini göreceğiz. Küçücük ayaklarını. Yok yok, onu da kaçırmam artık. Yanında olacağım. Elim elinde olacak hep. O böyle heyecanla, umutla geçireceğimiz güzel günleri anlatırken
her bir cümlesi böyle zehirli ok gibi kalbime saplanıyor. Ama dayanmalıyım. Bebeğim için dayanmalıyım. Mutlu görünmem lazım. Daha renkli bir elbise lazım yani. Emir bunu hep çok beğenir üstümde. Biliyor musun? Eğer ben bebeğimi doğurmaktan vazgeçmezsem bu belki de geçireceğimiz son mutlu günlerimiz. Hepsi güzel bir hatıra olarak kalacak onun için. Özlemle anacağı güzel hatıralar. Alo. Buyurun Sevda Hanım. Merhaba Reyhan Hanım. Kararınızı verebildiniz mi diye aramıştım. Ben hala düşünüyorum. Anlıyorum, yalnız Kadri Hocam yarın bir haftalığına yurt dışına gidiyor. Biliyorsunuz operasyonunuzda kendisi de olmak istiyor. Hocanın dönüşünü beklersek geç kalmış olabiliriz diye korkuyoruz. Bu sebeple operasyonu bugün yapmayı öneriyoruz. Bugün mü? Evet. Biz siz gelecek misiniz gibi hazırlıklarımıza başlıyoruz. Reyhan Hanım, sizin için en doğru olan bu. Bana inanın. Ben size haber vereceğim. Umarım. Elimden geleni yapacağım. Ben çıkıyorum o zaman, aşağıda olacağım. İyi uykular prenses. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde,
kulesinde yaşayan güzel mi güzel bir prenses varmış. Bu prenses bir gün kuleden kaçmak istemiş. Ama çok korkuyormuş. Şeria abla, Oya, neredesiniz? Allah Allah, nerede ki bunlar? Bu da neyiniz? Doğruymuş. Mumlar, çiçekler. Onunla yemek yiyecek gerçekten. Seni çok seviyorum. Çok yakışıyor sana. Gerçi sen ne giysen yakışıyor, o ayrı da. Teşekkür ederim. Yakında karnım büyüyecek. Bence alışveriş yapmalıyız. Yaparız tabii. Ha, bu arada Yonca hatırlattı da. Doğumdan sonra hastane odası süsleniyormuş. Kendisi üstlenmek istiyor. Yani süsleme işini eğer izin verirsen. Ne dersin? Neden sustun? Hiç. Öyle bir an bilemedim. Hani süsleme falan.